Çevre dostu böcek ilaçları yolda. Hayvan türlerini korumada rehabilitasyon dönemi. Bu yılın şanslı parası horozlu banknot. Washington'dan mutlu pazarlar. Amerika ve dünyadan sağlık, bilim, teknoloji, sanat, çevre, kısacası hayata dair gelişmeleri paylaştığımız gündem programıyla karşınızdayız. Ben Ayşegül Simet. Kendi kendini süren otonom araçların güvenli olup olmadığına ilişkin kaygılar giderek artıyor. Otomotiv devleri ise yeni teknolojiler geliştirmek için adeta yarışıyor. Şirketler arasında eğer ivme kaybedersek rakiplerimiz bizi ezer düşüncesi hakim. İşte otomotiv teknolojisiyle ilgili son gelişmeler. Genç neslin kafasına internet, akıllı telefon, GPS olmadan nasıl yaşıyorduk sorusu kurcalıyor. Bu gençlerin torunları ise anneannem ve dedem arabalarını kendileri sürmekle nasıl uğraşıyordu diye soracak kuşkusuz. I think in about 7 or 10 years. 7 ila 10 yıl içinde otomobillerin en az %40'ı sürücüsüz olacak. Sürücüsüz araçlar gençler ama özellikle de yaşlılar için harika bir fırsat. Birçok lüks otomobil üreticisi otonom özellikleri araçlarında kullanmaya başladı bile. Ancak bu araçlarda sürücülerin dikkati yoldan ayırmaması gerekiyor. Bu teknoloji yakında sıradan araçlarda da görülmeye başlanacak. Otonom özellikleri önümüzdeki yıl görmeye başlayacağız. Örneğin sürücü elini direksiyondan 30 saniyeliğine çekebilir ve araç otoyolda kendi kendini sürebilir. Daha zor olan bir sonraki aşama ise birbirleriyle ve trafik ışıkları gibi yol altyapısıyla iletişim kurabilen araçlar üretmek. Bu teknoloji sayesinde trafik sıkışıklıklarından, az hasarlı trafik kazalarından ve sürücü dikkatinin dağılması tehlikesinden kurtulmak mümkün. Google gibi bazı şirketler de daha ileriye bakıyor. 10 ila 15 yıl içinde rahat rahat oturup otomobilin tüm işi yaptığını göreceğiz. Nutanomi adlı şirket 2018'de Singapur'da robot taksileri hizmete sokmaya hazırlanıyor. Google ise direksiyonsuz bir araç üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji hayata geçirildiğinde otomobil sahibi olmanın anlamı da değişecek. Ancak bir soru hala yanıt bulmuş değil. Yapay zeka teknolojisi sanal saldırılardan korunabilecek mi? Robotlar yollara çıkmadan önce tüketicilerin, hackerların bu araçlara müdahale edemeyeceğinden emin olması şart. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada piyano tutkunlarının ilgisini çekecek bir haberimiz var. Piyano tuşları yüzlerce yıldır hemen hemen hiç değişmedi. Roland Lamb adlı bir caz piyanistinin tasarladığı dokunmatik yüzeyli yeni bir piyano ise müzik dünyasında bir çığır açacağı benziyor. Klasik bir piyanoda siyah ve beyaz tuşlar bulunur. Ancak Seaboard adlı yeni model tuşlar yumuşak ve esnek malzemelerden yapılmış. Seaboard'u 2013 yılında caz piyanisti Roland Lamb tarafından kurulan Rudy firması piyasaya sürmüş. Lamb aynı zamanda Blux adlı ses sentezleme sistemini de geliştirmiş. I wanted to be able to express more from the keyboard. Tuşların müziği daha fazla ifade edebilmesini ve insanların bas gitarı veya saksafonları ile çıkarttıklarına benzer sesler çıkarmak istedim. Piyanonun başında otururken birden aklıma tuşları yerlerinden oynatma fikri geldi. Klasik piyano sanatçısı Marco Parisi, Seaboard sayesinde sürekli yeni bir şey keşfettiğini söylüyor. This is the most expressive instrument I. Bu şimdiye kadar çaldığım en canlı müzik aleti. Bu alette piyano tekniğimi kullanabiliyorum. Artık piyano çalmıyorum, sadece Seaboard çalıyorum. Blux ise Lamb'in müzik alanında en yeni buluşu. Küplerin üzerine baskı uygulayarak farklı sesler çıkarabiliyorsunuz. Blux ile herkesin profesyonel ses kaydı yapması mümkün. Blux'ın en heyecan verici tarafı hem dokunuşla derin bir anlatım oluştururken hem de ortaya çıkan seslerin tamamen özgün olması. Parçaları kendinize göre yerleştirip kendinize uygun bir müzik besteleyebilirsiniz. Lamb yeniden klasik bir piyanoya dönmenin zor olacağını söylüyor. Now that I know the possibilities that one can access. Artık yeni teknolojilerle çok farklı besteler yapabildiğimi biliyorum. Seaboard ile derin ve yalın bir anlatım mümkün. Ayrıca bütün seçenekler de açık.
Ege Cansu'ya çıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada bir sağlık haberimiz var. Amerika'da meme kanserinin hızlı yayılan bir türüne yakalanan on binlerce kadın, hastalığa çare bulmak amacıyla başlatılan bir projede buluştu. Bu kadınlar erken teşhis ve tedavinin yollarını arayan bir klinik deneyin parçası oldu. Ayrıntıları izliyoruz. So my box showed up for my sample. Latonya Wilson'ın meme kanseri vücudunun başka bölgelerine de yayılmış. Wilson hızlı yayılan bu hastalıkla mücadele etmek için oluşturulan metastatik meme kanseri projesine katılan 2000 kadından biri. Herkes çare lazım diyor. Ancak bu hastalığa çare bulmanın tek yolu klinik deneylere katılmak. Doktorlar ve uzmanlar bir yere kadar çaba gösterebilir. Hastaların katkılarına ihtiyaçları var. Proje Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'nin ortak çalışması. Wilson gibi hastalardan alınan tükürük ve tümör örnekleri dev bir veri tabanına yükleniyor. Yeni bir araştırma yöntemi geliştiriliyor. Bu proje diğerlerinden farklı. Birçok büyük kanser merkezi ve enstitüsünde hastaların doktorları tarafından tedavi programlarına kaydedilmeleri gerekiyor. Ancak buraya gelen hastalar aktif katılım sağlıyor ve araştırmayı kendileri yürütüyor. Küçük bir grup hastanın standart kemoterapi ve yeni bağışıklık sistemi terapisi ilaçlarına olumlu tepki verdikleri gözleniyor. Uzmanlar DNA analizleriyle ortalama 3 yıl olarak biçilen yaşama süresinin neden bazı hastalarda 10 yıla kadar çıktığını anlamaya çalışıyor. Wilson kendi yaşadığı sürede tedavide çığır açacak bir gelişme göremeyeceğini biliyor. Yeni bir tedavi bulunduğunda benim de katkım oldu diyebilirim. Kendi tıbbi verilerimi uzmanlara teslim ederek onlara yardım ettim. Başkalarının da projeye katılmalarını sağladım. İhtiyaçları olan her türlü veriyi elde etmelerini sağladım. Küçük de olsa çorbada tuzun bulunduğu için mutluyum. I helped. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Çevre haberlerine geçiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sivrisineklerden bulaşan Zika, sıtma ve dank humması gibi hastalıklar her yıl birkaç milyon can alıyor. Sivrisinek öldüren böcek ilaçları ise ilaçlara dirençli böcek türlerinin ortaya çıkmasına, ekolojik sisteme faydası olan böceklerin de istenmeden yok edilmesine ve çevre kirlenmesine yol açıyor. Belçika'da bir grup bilim adamı sivrisineklerle mücadelede daha doğal ve çevreci bir yaklaşım üzerinde çalışıyor. Sivrisinekler küçük ama gizemli canlılar. Sivrisineklerin taşıyıp bulaştırdığı hastalıklar her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Su sineği gibi kimi canlılarsa sivrisineklerin doğadaki düşmanlarından biri. Belçikalı uzmanlara göre su sineğinin kokusunu almak bile sivrisinekleri korkutmaya yetiyor. Scent of a predator can have many negative effects also on prey. Düşmanın kokusu av türleri üzerinde de birçok olumsuz etki yaratabiliyor. Bu kokuyu alan av, düşmanının kendisini yiyeceğini düşünmeye başlayıp korkuyor ve bu duruma strese girerek yanıt veriyor. Strese giren sivrisinekler, toprakta bulunan bir tür bakteri olan BTI adlı doğal sivrisinek kovucusuna karşı daha az direnç gösteriyor. Biyolojik böcek kovucu ve koku salgılayan sentetik feromonları birlikte kullandığımız zaman daha çok sivrisineğin öldüğünü gözlemledik. Bu iki madde ayrı ayrı kullanıldığında ise etkili olmuyor. Karıştırıp kullandığımız zaman ise çok sayıda sivrisineği öldürmeyi başarıyoruz. Su sineği kokusunu da bu karışıma ekleyerek sivrisinek larvalarını öldürmede kullanılan ilaç miktarını azaltmak mümkün. Uzmanlar bu karışımı sadece sivrisinekle mücadelede değil, başka alanlarda da kullanılacağı görüşünde. They are indeed food for different birds or bats.
Sivrisinekler bazı kuş ve yarasa türleri için gıda kaynağıdır. Sivrisinek lavrası ile balıklar ve başka canlılar beslenir. Gezegendeki tüm sivrisinekleri yok etmek gibi bir amaç olamaz. Ancak sağlık yetkilileri kalabalık kent merkezlerinde hastalıkların yayılmasını önlemek için sivrisinekleri daha güvenli bir biçimde avlayıp yok edebilir. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. İnsanların doğal yaşama verdiği zarar dünyada birçok canlı türünü tehlikeye atıyor. Doğal hayatı koruma mücadelesi verenler, hayvanların koruma altına alınması ve rehabilitasyon merkezleri kurulması gibi yöntemlerle bu tehlikenin önüne geçmeye çalışıyor. Amaç, hayvanların çoğalmasına yardımcı olup doğaya geri dönmelerini sağlamak. Bunlar Taricaya olarak bilinen sarı lekeli Amazon Nehri kaplumbağaları. Burada tam 17 bin yavru var. Taricaya, nesli tükenmekte olan canlı türleri arasında değil. Ancak Peru hükümeti tarafından savunmasız bir tür olarak kabul ediliyor. Çünkü nehre yakın bölgelerdeki tomrukçuluk yuvalarına zarar veriyor. Geçtiğimiz Ağustos'ta çevreciler ve yerel gönüllüler topladıkları kaplumbağa yumurtalarını güvenli yuvalama bölgelerine taşımışlar. Yumurtadan çıkan yavrular Peru'nun Amazon Nehri Havzası'nın kuzeydoğusundaki korunaklı alanda serbest bırakılmışlar. 3 kilo ağırlığa ulaşan taricayalar 70 yıl yaşayabiliyor. Dünyanın öteki ucundaysa çok başka bir canlı türü doğaya dönmeye hazırlanıyor. Nesli tükenmekte olan bu orangutanlar geçen yıl yangın tehdidi altındaki Endonezya ormanlarından kurtarılmış. Veteriner kontrolünden geçirilen orangutanlar kafeslere koyularak Borneo Orangutanları Koruma Vakfı'nın sahip olduğu yapay bir ormana getirilmiş. Burada yeniden ormanda yaşamaya, kendi başlarına yemek bulmaya alışıyorlar. Bu doğaya bırakılmadan önceki son aşama. Eğer yeterince yemek bulamazlarsa müdahale edebiliyoruz. Eğer bu aşamada hayatta kalmayı becerirlerse doğal yaşamlarına geri dönecekler. Vakıf 2012'den beri 229 orangutanı Endonezya ormanlarında serbest bırakmış. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Hava kirliliği dünyadaki erken ölümlerin başlıca nedenlerinden biri. Ancak soluduğumuz havanın ne kadar kirli olduğunu çıplak gözle göremiyoruz. Karbondioksiti görüntüleyen kızılötesi kameralarsa bu sorunu çözüyor. Londra'daki bu otobüs aslında son derece sıradan. Ancak kızılötesi kamerayla çekilen görüntüler insan gözüyle görülemeyen kirliliği ortaya çıkarıyor. Andrea Zinsmeister, karbondioksiti görüntüleyen özel kameralar üreten FLRI System firmasından. Çıplak gözle görülemeyenleri görmenizi sağlıyor. Profesör Martin Williams, zehirli gazların biriktiği noktaları görmenin kamu sağlığı için paha biçilemez olduğunu söylüyor. İnsanların gözle görülemeyen tehlikeleri dikkatini çeken teknolojiler çok işe yarayacak. Andrea Zinsmeister, karbondioksit izini akıllı telefonlara yüklemenin şimdilik zor olduğunu söylüyor. Teknolojinin ilerlemesi halinde bu veriler daha küçük cihazlara sığdırılabilir. Bu son derece ilginç bir gelişme olur. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin tüm dünyada milyonlarca kişinin erken ölümüne yol açtığını bildiriyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington.
Gabriel Jordan hayallerini gerçekleştirmek için yola çok genç yaşta çıkmış. 9 yaşında takı işine giren, 11 yaşında kitap yazan, 12 yaşında ise konuşmacı olarak tüm Amerika'yı dolaşmaya başlayan Gabriel, çok başarılı bir girişimci olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gabriel Jordan'ın en büyük tutkusu takı tasarımcılığı. 16 yaşındaki genç girişimci Maryland eyaletinde Jewels of Jordan adını verdiği şirketi kurmuş. Bu şirketi 9 yaşındayken kurdum. Aslında 7 yaşından beri takı tasarımı yapıyorum. Bu işi YouTube'dan tasarımları izleyerek öğrendim. Takıları çok çekici buluyorum. Önceleri tasarımlarını aile ve arkadaşlarına satan Gabriel, daha sonra platformunu genişletti ve el yapımı takılarını seminer, konferans, moda gösterisi ve butiklerde satmaya başladı. İnternet satışı işine girdi. Hedef müşteri kitlem modern, profesyonel iş kadınları. Takılarımızı tasarlarken müşterilerimizin iş toplantısından sonra bir baloya da katılabileceklerini düşünüyoruz. Gabriel takı tasarımı sayesinde başkalarına ilham kaynağı olmaya başlamış. Genç girişimci iş hayatında edindiği deneyimlerden yola çıkarak Genç Bir Girişimci Yetişiyor adlı kitabı yazmış. 11 yaşındayken kendim bir kitap çıkarmaya karar verdim. Amacım kitabımla gençlere erişmekti. Kitabı okuyanları kendi işlerini kurmaya teşvik etmek istedim. Kitapla birlikte konuşmacı olarak da yıldızı parlayan Gabriel, Amerika ve yurt dışında konferanslarda ve okullarda konuşuyor. Amacım çok daha geniş bir demografik yelpazeye hitap etmek. Mesajımı tüm dünyaya iletmek. Eğitimini evde alan Gabriel için öz disiplin son derece önemli. Sabah saat 5'te kalkıyorum, ödevlerimi bitiriyorum. Sonra kahvaltımı yapıyorum ve takı tasarımına, konuşmalarımı hazırlamaya ve günün diğer işlerini bitirmeye koyuluyorum. Doğru dengeyi bulmak önemli. Şirketimin CEO'luğunu yapabilmem için özveri ve disiplinli olmam şart. Hayır işlerinin de kendisi için önemli olduğunu belirten Gabriel her yıl sonunda bazı hayır kurumlarına bağışta bulunuyor. Topluma yararlı olmak çok önemli. Hayatta geldiğim yer için minnettarım. Başka insanların çektikleri zorlukları görmek insanı daha alçak gönüllü yapıyor. Şu ana kadar elde ettiğim ve bundan sonra elde edeceğim başarılar için şükran duyuyorum. Gabriel ünlü yıldızlar için takı tasarlamayı hayal ediyor ve önümüzdeki yıl bir kitap daha yazmayı planlıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika Maliye Bakanlığı 28 Ocak 2017'de başlayacak olan Çin Yeni Yılı için şanslı para koleksiyonunun en son banknotunu çıkardı. Darphane, horoz yılı için özel bir banknot bastı. İşte ayrıntılar. Üzerinde Çince yazılı parlak kırmızı bir zarf içinde seri numarası 8888 ile başlayan 1 dolarlık tek bir banknot var. Bu 1 dolarlık banknot şanslı para serisinden horoz yılı için basıldı. 8 rakamı Çin kültüründe şanslı sayılıyor. Çince karakterlerse yeni yılda başarı, zenginlik ve refahı simgeliyor. Maliye Bakanlığı 2000 yılındaki ejderha yılından bu yana her yıl Çin yeni yılı için hatıra banknot basıyor. Amaç Çin yeni yılında Çin kültürüne has bir hediye vermek isteyenlere seçenek sunmak. Seri çok popüler. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu çok kültürlülüğü yansıtan en başarılı ürünümüz. Banknotun piyasaya çıktığının ilk haftasında tükenmesini bekliyoruz. Son 16 yıldır seriyi çıkarmaya devam ediyoruz. Birçokları banknotun yeni yılda kendilerine şans getireceğine inanıyor. Şans getireceğine inanıyorum. Çok güzel, parlak. Daha ne isteyebilirim? Şanslı para serisi harika. Darphane 2000 yılından bu yana şanslı para koleksiyonunun satışından 1 milyon 800 bin dolar gelir elde etti. Bu yılki para ise sadece 88.888 adet basıldı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.
Macera perest Micah Mayer, ulusal park hizmetlerine bağlı 400 park alanını ziyaret ederek yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor. Mayer geçtiğimiz günlerde Amerika'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanma sürecinde büyük rol oynayan Boston kentini ziyaret etti. Şimdi Mayer ile Boston'da tarihi bir tura çıkıyoruz. Boston Ulusal Tarihi Parkı 21 Ekim 1797'de denize indirilen savaş gemisi USS Constitution adlı 3 direkli savaş gemisine ev sahipliği yapıyor. Amerikan donanmasına ait gemi, George Washington'ın başkanlığı sırasında Amerikan deniz ticaretini korumak üzere Amerikan donanması tarafından görevlendirilen 6 frikateyninden birisi. USS Constitution, dünyanın en eski savaş gemisi. Here in Boston at the USS Constitution. Ulusal Park gezgini Micah Mayer, 219. doğum günü yaklaşan gemiyi 3 yıllık tadilat çalışması için kızağa çekildiği limanda ziyaret etmiş. Gemi şu anda tadilat görüyor. Geminin üzerindeki parçalar orijinal. Ancak tadilat için sudan çıkartılmışlar. İşleri bittikten sonra yeniden suya indirilecekler. Mayer ziyaretinin en heyecanlı kısmının top atışı gösterisi olduğunu söylüyor. Günde iki kez yapılan top atışı sırasında ziyaretçilere topların nasıl doldurulduğu ve nasıl ateşlendiği gösteriliyor. Ateşlenen topun geri sıçradığını gördüm ve atışı sanki bütün vücudumda hissettim. Bu kadar eski bir silahın ne kadar güçlü olduğunu görmek çok ilginç bir duyguydu. Sabah ve akşam yapılan top atışları bayrağı göndere çekme ve indirme törenlerinin bir parçası. Amerikan donanması bu törenleri her gemi için yapıyor. Boston Minuteman Ulusal Tarihi Parkı'na da ev sahipliği yapıyor. Parktaki Freedom Trail, Özgürlük Parkuru adlı 5 kilometrelik yürüyüş yolu kentin renkli ve isyankar geçmişinin hikayesini anlatan tarihi yerlerden geçiyor. Özgürlük Parkuru'nda yürürken sanki tarihin basamaklarını tırmanıyor gibisiniz. Boston'da tarih sadece karada değil, denizde de hissediliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Haftada gündemde öne çıkanlar böyleydi. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer yayınları ile haberlerine internette amerikaninsesi.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir gündemle karşınızda olmayı umuyoruz. Mutlu bir hafta dileğiyle, hoşça kalın.